Zaman kaybetmeyin derim ben. Hemen başlayın işlemlere. Şimdi Zerrin Hanım, yani biz avukatla konuştuk. Yani ama avukatın gücü neye yetiyor, neye yetmiyor onu bir görek, ona bir bakak ona göre. Kazım Bey, elinizin ne kadar güçlü olduğunu farkına varın artık lütfen. Bakın bu Korhanlar, özellikle de Halis Korhan, koskocaman bir balon aslında. Yani bu aileyi az çok tanıyanlar bunu çok iyi bilirler. Sadece korktukları için konuşamıyorlar. Ama artık işler değişti. Artık Korhanlar sizden korkuyorlar. Balonları patlayacak diye. İnanın buna. Ha, öyle vallahi. Öyle, öyle. Zaten kızımız aralarında diye sustuk ha. Bu saate kadar Zerrin Hanım. O yüzden sustuk. Ya aile olduk ha, akrabayık diye, akrabayık diye saygımızdan sustuk ha. Değdi mi? Siz onlara saygı duydunuz, tamam. Peki onlar? Kazım Bey bakın, şimdi bunlar kuyruk acısından çirkinleşecekler de. Kızınızla ilgili olmadık haberler yaptıracaklar. Dört koldan saldıracaklar size. Ben diyorum ki, ilk hamleyi siz yapın. Gerekirse yakın bütün gemileri. Ne kadar ileri gidebileceğinizi gördüklerinde pussunlar. Seyran! Buyur Alan. Hani nerede Suna? Çıkmadı mı hala banyoda? Banyo mu? Ben demin havluyu değiştirdim. Göremedim Suna'yı. İçeride hala. Uyuyordu. Uyandırmaya kıyamadım. Kıyamaması mı var bunun? Kız gelin olucu. Bir dünya iş var. Millet arkamızda mı güldürücünüz? Ben kendim bakarım. Hala dur. Ablam yok. He? Ne? Kız. Başımıza. Kaçtı mı gene? Yok yok, kaçmadı. Şey oldu sadece. İçi daraldı onun. O yüzden öyle bir içini ferahlatmak için de parka kadar gitti. Yani size sorsaydık izin vermezdiniz çünkü. Kaçmadı ama. Kız sen ne diyor? Babanız ufak bir iş için dışarı çıktı. Neredeyse gelir. Hani Suna nerede? Ya ben bu yaşımda sizin yüzünüzden babanızdan laf mı işiteceğim? Gelince artık kendiniz verirsiniz hesabını. Tamam tamam, arıyorum hemen Ala. İstersen sen konuş. Vallahi kaçmadı ya. Alo abla, neredesin? Geliyorum Seyran, binanın önündeyim. Tamam tamam, hadi bekliyoruz. Heh, bak geliyormuş hemen, binanın önündeymiş. Babanız sizden önce geleydi, görürdünüz gününüzü. Size neler ederdi neler. Öyle kafanıza eştiği gibi dışarı çıkılmaz. Aklı olan önünü arkasını düşünür. Ya arkanızda durayım diyeyim. Her seferinde babanızı haklı çıkarıyınız. Daha da benden bir şey beklemeyin. Senin bizim arkamızda durasın yok. Hala da ondan. Zira. Sen isteseydin, eğer arkamızda dursaydın, biz bu kadar eziyet görmezdik hala. Ama yine de bir dediğini iki etmedik bunca zaman. Sevgimize de saygımıza da kusur göstermedik. Bu mu bize yapacağın büyüklük? Babam sana iki laf etti diye zoruna mı gitti? Biz ne yapalım hala? Hı? Biz ne yapalım? Benim bu annem ne yapsın ya? De yıllarca babam yetmedi. Şu kadın halinde her işini gördürdün anneme. Hizmetçi gibi gördün annemi. Ya annem babamdan dayak yerken bir köşede durup etme Kazım demekten başka sen ne yaptın da biz senden bir şey bekleyelim hala? Bir kerecik ya. Bir kerecik kendini siper edebilseydin bize. Arkamızda dursaydın biz bu kadar eziyet görmezdik. Hoş küçük köpek seni. Evleneli beri senin dilin uzamış. Ben o dilini koparırım, ağzını da dürerim. Dürersin. Başka nasıl susturacaksın ki zaten? Sen ve senin gibiler. Ama sana bir şey diyeyim mi hala? Şu annemin akıttığı her bir gözyaşında senin de ahın var.
Ne oluyor? Ha? Niye böyle ayıp gibi dizildiniz? Ne oluyor? Yok bir şey. Biz kadın kadına konuşuyoruz. Senin kafan basmaz. Allah Allah, bak bunlar seni kendilerine benzetmiştir ha. Söyle bana ne oluyor? Suna nerede? İçeride baba, uyuyor. Uyuyor. Bu saatte bir görek bakayım nasıl bir uyumadır o ha. Kazım gitme. Seninle konuşacaklarım var, mühim. Nedir söyle. Bunların yanında olmaz, terasa geç. Suna! Suna! Hadi ya. Görecek bakalım içeride bu iyi mi? Görecek. Ulan benimle dalga mı geçtiniz lan? Hani içeride uyuydu? He hani içeride uyuydu? Siz benimle dalga mı geçtiniz kız? Eğer var ya, eğer gene kaçtıysa bu kız, bu sefer kuranç yapsın bak. Kuranç yapsın onu ha, katil olurum ha. Nerede? Nerede? Buradayım baba. Sana uyuy dedim. Benim odamda uyuydu. Sabahtan beri çeyiz ayıklıyız. Zaten iki ayağımızı bir pabuca soktun. Allah Allah. Bunun odası yok mu? Niye senin odanda uyuyun? Çeyiz ayıklıyız dedim. Hala sağ olasın. Konuşamadınız mı Abidin abiyle? Seyran. Vallahi çok özür dilerim. Ablacığım. Yemin ediyorum çok özür dilerim. Ablacığım tamam. Tamam geçti bir tanem. Bak bir an ben de çok korktum ama. Hatice adam şaşırttı beni. İyi misin? Tamam Seyran. Sakin ol. Ben... Ne? Abidin'le buluşmadım. Abla ya. Nerede buluştun? Abla nasıl yaparsın böyle bir şey? Ben sana Abidin abiye bile anlatmayacaksın demedim ya mi? Ya çünkü o an en doğrusu o gibi geldi. Seni düşündüm, senin için yaptım. Umursamadı bile değil mi? Ha? Aldın mı ağzının payını? Ha? Yok. Ne yok? Öyle olmadı. Nasıl oldu? Tam tersi oldu. Ferit delirdi, kafayı yedi. Senin başına gelecekleri öğrenince... Ha? Safetlerin evini basmaya gitti. Ne? Abla ya. Seyran çok özür dilerim. Vallahi özür dilerim. Of. Yemin ediyorum öyle olacağını düşünmedim. Yemin ediyorum ya. Of. Seyran. Aklın kalmasın diye geldim. İyilermiş. Abidin'le konuştum da. Demeyecek misin? Ne diyeyim abla ben sana ya? Dünden beri rica ettim. Sakın dedim. Ben kendim halledeceğim dedim sana. Ya hadi kendin yine gidiyorsan git de. Beni niye karıştırıyorsun ya? Seyrancığım. Ben senin bu halini gördüm diye gittim konuştum onunla. Ya bu hayatta bir tek sana gerçek halimi gösterebiliyordum abla. İçimi açabiliyordum. Onu da aldın elimden ya. Bravo sana, bravo. Ne yapacağız şimdi bu durum öğrenildiğinde? Hı? Ya babam gelip Ferit kimden öğrendi bu durumu diye sorduğunda biz ne diyeceğiz babama? Ya düşünemedim işte onu. Düşünmeden hareket etme o zaman abla. Olan yine sonunda bana oluyor çünkü.